Şimdi bence bir tanımlama kısmı var işin. Biz onu güzel yaparız. Yani bir konuyu alırız, literatürü koyarız, bakarız, ölçeriz, biçeriz, bir tanımlarız onu. Sonra bu tanımladığımız şeyleri bir araya getiren işler, senaryolar yazar, bir de açıklarız onu. Ya da açıklanmasına yardımcı oluruz. Zihinlerde açıklayıcı bir şey yaparız. Ama bir faaliyet daha var ki bilim dünyası buraya pek girmiyor. Bilim insanı buraya pek girmiyor. Onarıcı faaliyet dediğim bir şey var. Mesela aslında Freud'u, Jung'u vesaireyi büyük yapan şey gördüklerini insana uygulamak üzere bir metot önermiş olmaları. Mesela bu sadece o insanlarda yok. Biz bilim ya da felsefe literatüründe böyle isimleri biliyoruz ama tarihin berisinde bir yerde bu da geçer yahu diyen ve bunu bize öğreten kişi ya da kişiler de aslında aynı onarıcılığı yapıyorlar. Şimdi bir sürü kavramsal çerçeve çizip tanımlar falan yaparsınız. Burada benim varabileceğim nokta en fazla, ya hakikaten bu işi bilen yok abi, öyle çok da artistik yapmayalım. Hani biliyormuş gibi davranmayalım, erken öğretiler oluşturma. Bunu demek olur durur. Ama kadimden ben duyduğum zaman bu da geçer yahuyu, bu kalıp benim bütün birçok zihinsel problemime otomatik bir çare üretir. Çünkü mesela bu da geçer yahu bizdeki neyi iyileştirir? Kötü bir durum hiç geçmeyecekmiş gibi gelir bize. Bir yas hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Bir acı hiç kesilmeyecekmiş gibi gelir. Ama kadim prensipler ki bu da geçer. Binlerce yıldır insanlar bunu yaşıyorlar. Her şey geçti, bu da geçecek. Şimdi bu onarıcılık tarafı aslında şifa ile alakalı bir kısım. Ve işte bu kadar kuramdan, bilgiden, araştırmadan, gözlemden ürettiğimiz şeyi biz bilgelikle hayata yansıtmaya başladığımızda bir şeyler oluyor. Mesela işte Agah burada diyor, söylemiyorum, kendisine de çok söyledim. Ben Agah'la katıldığım her programda böyle bir hoşlaşıyorum falan mesela. Şimdi onun bir klinik pratiği var ama işin bir tarafından da hakikaten muhtemelen kendisini onarma ihtiyacından dolayı, ki ben de aynı şeyi yapıyorum, bir şey biriktiriyor, bir anlamsal çerçeve oluşturuyor ve insanlarla bunu paylaştırdığın zaman da iyi geliyor. Fakat bunun tabii şöyle bir tarafı da oluyor. Siz kaçınılmaz olarak bir de şöyle bakalım, mesela insan zihni, bir de işte ruhu, işte canı şöyle olabilir dediğinizde, kesin cevap arayan zihinler bu sefer o cevabı ya tek gerçek olarak almaya ya da onu toptan reddetmeye gidebiliyorlar. İşte burada da eğitim dediğimiz meselenin eksikliğinin nelere sebep olduğunu görüyoruz. Eğitim bize aslında açık bir zihin vermeliydi. Farklı görüşler, birbirine zıt gözüken açıklamaların aynı dünyada cari olabileceğine dair bir kültür oluşturabilmeliydi. Ve o zaman da bizim konuştuklarımız gerçekten varsa bir iyileştiriciliği, o gerçekleşebilmeliydi. Ama pek öyle değiliz. Mesela biraz biz coşalım bu konuda. Agah'la ortaklaşa bir kült kursak bir sürü müridimiz olur mesela. Niye oluyor bu? Çünkü bir kısmı insanın çok hoşuna gidecek söylediklerimiz. Onlar diyecekler ki öldü ölelim, burada vuralım. Bir kısmı diyecek ki bunlar ne konuşuyor, bıt bıt. Hemen bir yarılmaya sebep olacak. Halbuki biz burada ne için konuşuyoruz? Şifa konusu konuşuyoruz aslında. Bir derdimiz var, sen bize dertleri soruyorsun aslında. Aynen öyle. Biz de kendimizce bulduğumuz şifaları formülize etmeye çalışıyoruz. Ama hepsinde birçok arkadaşım da başta Agah'ta olduğu üzere hep bak bir temkin vardır konuşurken. Fikir namusunun çok önemli bir göstergesi de budur. O temkini elden bıraktığınız zaman insanlar arasında bir dayatma yapıyorsunuz. Ve bazen ihtiyacı olmayana zorla ilaç içirmiş gibi oluyorsunuz. O hazır olmadığı bir dünya görüşünü belki ona dayatma riski taşıyorsunuz. Halbuki bizim burada konuştuğumuz her şey temel metodik olarak önce açıklayıcı, tanımlayıcı, sonra açıklayıcı bir taraftan geliyor ama bir de onarıcı bir niyet taşıyor mesela. Öyle baktığımız zaman Sinan Canan'ın ruhu hakkında bunu dedi. Muhtemelen yanılıyor. Ne bilsin Sinan Canan ruhu? Ama o konudaki fikri dinleyene kendi katmanlarında bir başka anlayış açısı koyuyorsa bu bir kârdır. Onu alıp onunla yetinmek lazım. Ben çok insanı çok uzun yıllar dikkatle dinleyerek bir şeyleri fark edebildim. Kendim düşünerek bunların hepsine eriştim demeyi çok isterdim ama öyle bir dünya yok. Zihnim ne kadar açık olursa o kadar enginleşti bakış açım ve hayatım. Dolayısıyla buna çok özenmiş olmalıyım ki kendim de biraz buna soyundum. Hani böyle bir şeyler yapayım diye. Beyinle, biyolojiyle, işte nörofizyolojiyle falan senelerce ilgilendiğinizde mesela şöyle bir durum oluyor. Herkes olmuyor tabii. Benim bir sürü meslektaşım var ama çoğu bunu yapmıyorlar. Meselenin tabiattan gelen ayarlarını, sistemini anladığınız zaman bir anda kendinizle ilgili şok edici bir şey fark ediyorsunuz. Bir kere bir hayvan bedeniyle geziyorsunuz bu dünyada. Ve günlük hayatınızın çok büyük bir kısmını ona hizmet ederek geçiriyorsunuz. İşte bunun temizliği var, tuvaleti var, bakım var, o su var, bu su var. Ve bu kadar
yoğun bir şekilde bizim meşgul etmesine rağmen, uyumak da onun için değil mi, kaşınmak da onun, her şey onun için, zihnimizde yaşıyoruz çoğu zaman. Zihnimizde olan biten bizi o kadar gözümüzü karartıyor ki, bu biraz önce hareket dedi, her şey bedende başlıyor diye. Onunla hiç ilgilenemiyoruz bile. Yani bu beden ne yapar, ne ister, bunun hakkı nedir sormak aklımıza gelmiyor. O yüzden mesela sırf bir şeylerden kaçmak için senelerce bile oturup işte diyelim şimdi ne imkanlar var, o televizyonlar, işte sosyal medya uygulamaları, telefonlar, bir şeylerle vakit geçiriyoruz. Hareketsizlikten bir süre sonra boyun fıt oluyoruz, hasta oluyoruz, işte insülin direncimiz oluyor bilmem ne. Sisteme uygun bir yaşamın hakkını veremediğimiz için, onu öyle yaşayamadığımız için sistem bize neticede bir takım uyaranlar vermeye başlıyor. Biz de buna hastalık adını veriyoruz. Halbuki temel düzeyde bedene bakmayı, ki bu liste biyolojisiyle halledebileceğimiz bir şeydi, keşke öğretselerdi. O zaman Sinan Canan muhtemelen daha karlı işlerle uğraşıyor olabilirdi yani. Ama o temel düzeyde beden bilgisine sahip olmadığımız için bedenden kaynaklı, bedenin yanlış kullanımından kaynaklı zihinsel sorunlar hayatımızı çoğu zaman karartıyor. Mesela hareketsizliğin depresyonun sebeplerinden biri olduğunu biliyoruz ya. Depresyon dünyada salgın. O hafif ve orta derece depresyon, günde yarım saat yürüdüm geçiyor yani, bir iki ay içerisinde rutin egzersiz yapmaya başladığında skorların düzeliyor. Majör depresif bozukluk dışında ona illaki bir hekim müdahalesi lazım. Demek ki zihin beden sistemi tabiattan getirdiğimiz bir takım ayarlarla alakalı. İşte bu mesela aslında onarıcı bir bilgi. Ama okulda biz bunu nasıl gördük? Ben biyolojiden nefret ediyorum. Hiç anlamıyorum biyolojiden. Yani biyoloji seni anlatıyor güzel kardeşim. Nefret ediyorsa hocayı değiştir. Ceza ver hatta. Biyolojiden nefret ettiren hoca bence insanlık suçu işliyor. İnsanları da en önemli bilgiden uzak tutuyor. Ve biz bugün biyoloji, işte mitoz, mayoz bölünme, bilmem ne, işte sporlu üreyen mantarlar falan zannediyoruz. Biyoloji bir orkestrasyonun tarifidir. Burada milyonlarca canlı türün içinde insan, biz her şeyi insanı anlamak için yaparız. İnsan bu resmin neresinde anlamak için o kadar biyoloji öğrenir. O hayvan deneylerinin hepsini insana şifa olsun diye biz yaparız. Ama işte burayı mesela atladığımızda, zihinde böyle bir bölünme olduğunda herkes yazık en yakın çareye tutunup onun fanatiği olmayı tercih ediyor. Ve çoğu zaman da maalesef baltayı taşa vuruyoruz, kafamızı duvarlara çarpıyoruz, sonumuz çok çok iyi olmuyor.